Evlen benimle diyor bir de. Yeter tabii. Ben ne diye kızıyorum ki ona? Aziz yüzünden. Aziz böyle yüz verirse der tabii. Ama bizim kız böyle olduğuna göre bir kıyamet kopmuş. Şşt! Kız ne oldu anlatsana. Baba sus vallahi çekemeyeceğim. Benim bir tahminim var ama. Selam verelim dedi, kabahat mı yaptık? Dayanamıyorum artık abla. Dayanamıyorum, anladın? Kabullenemiyor kadın. Kabullenemedi. Huzur vermeyecek. Yemini var belli. Delir değil mi? Ama bir dur. Bir dur. Bak sinirden öleceksin, anlat bana. Her tarafını dağıttın. Söyle bakayım. Buluyor abla. Buluyor. Her seferinde hayatımızı alt üst edecek bir şey buluyor abla. Bu sefer ne etti? Azize evlen benimle dedi. Yasaklar olsun. Ahlaksız, terbiyesiz. Buyur Dilurba Hanım. Geldiniz. Vallahi ben de bilmiyorum Azov Hacı. Aziz Bey Dilurba Hanım'ı eve götür dedi. Ben de getirdim. Sen ne istiyorsun bizden? Evli bir adama evlen benimle demeye utanmıyor musun sen hiç? Oturmak ister misin Efendim? Nasıl bir durumun içinde olduğumu bilmeden konuşuyorsun. Benim ağzım belki senin kadar laf yapmıyor ama ben her şeyin farkındayım Dilruba. Gözümle gördüm, kulağımdan duydum. Azize aşıksın ve Aziz'in benimle evli olduğunu bile bile ona gidip benimle evlen diyor. Of Efdan. İçinde olduğum durum senin gözünün gördüğünden, kulağının duyduğundan daha karmaşık. Yanılıyorsun. Artık sadece kendimden mesul değilim. Bebek yaşıyor mu? Yaşıyor. Her şeye rağmen tutundu hayata. O böyle bir hayatta kalma mücadelesi verirken... ben de artık ondan vazgeçemem diye düşündüm. Bunu tek başıma yapmaya gücüm yetmez dedim. Pek kimsenin umurunda olmasa da Aziz benim çocukluk arkadaşım. Ve beni ondan başka anlayan kimse yok. Adem'in ne hale geldiğini görüyorsun. Kendi babanı düşün Eflan. Öyle bir adamın bir çocuk yetiştirmesini ister miydin? Biliyorum. Biliyorum da bilmek anlamaya yetmiyor Dilruba. Azize evlen benimle dediğinde benim dünyam başıma yıkıldı. Bu kadının derdi benimle dedim. Bana kastediyor dedim. Ama şimdi çocuk diyor. Bundan sonra ben sana bir şey desem, bir şey yapsam... sana zulmedecekmişim gibi geliyor bana. Hem Adem biliyor mu? Adem bilince, öğrenince ne yapacaksın, ne olacak? Düşündün mü sen hiç bunları? Adem'in bir şey bilmesine gerek yok. Aziz de cevabını verdi. Evet, söylediğim şeyin seni şaşırttığının farkındayım. Şaşırmak mı?
Dilruba, sen ne dediğinin farkında mısın? Kendine neyi yakıştırdığını. Farkındayım elbet. Ben de bu duruma düşmek istemezdim ama başka çarem yok. Var. Gideceksin buradan. Gitmemen bir hataydı. Aziz, söyledim sana, gidemem. Aziz, lütfen, senden başka kimse yok bana yardım edebilecek olan. Dilruba, beni neyle sınadığının farkında mısın? Başka çare yok. Var. Eğer biz evlenirsek Adem peşimi bırakır. Kurtulurum Adem'den. Herkes de susar. Kimseye bir şey söylemek zorunda değiliz. Aziz, Adem'in neler yapabileceğini ikimiz de gördük. Evet, gördük. Fakat onun neden bu hale geldiğini hiç düşündün mü? Sen Adem'e hak mı veriyorsun? Bilakis, yaptıklarını hiçbir şey haklı çıkarmaz onu. Fakat onun bu hale gelmesinde biraz bizim de payımız var. Bizim sürekli bir şekilde bir araya geliyor oluşumuz. Dilruba, senin kurtuluşun benim değil. Kendine sahip çıkman. Benim burada bir hayatım var. Sevdiğim kadın, karım, Efnan var. Ona bunu yapamam. Senin hayata devam edebilmen için kimseyle evlenmeye ihtiyacın yok. Sen kendi ayakları üzerine durmayı becerebilecek güçlü bir kadınsın. Kendine kendin olabilmek için bir şans ver. Sen ne yapacaksın? Düşündün mü hiç? Dilruba Paşazade oğluyum ben. Bir yolunu bulacağım. Gideceğim buralardan. Yeni bir hayat kuracağım kendime. Adem'i gördünüz mü? Yok beyim, görmedim. Adem, açıl, açıl, açıl. Adem, Adem, ne yaptın? Adem, Adem, Adem. Adem. Yaşıyor, 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 yaşıyor. Yardım edin. Bırak bakayım, yardım edin. Acele edin biraz, acele edin. Yardımcı olun. Al bakalım. Adem. Adem. Fiziksel bir sıkıntı yok. Fakat teşhisimce bir sinir krizi daha geçirmiş. Peki ne yapacağız biz Hekim Bey? Siz layıkıyla dinlenmesini temin edin. Sinirlerini yıpratan her ne varsa lütfen uzak tutun. Ha, bir de darlandığı zaman bundan mutlaka kullanın. Tekrar geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Sen biliyor musun ne tetiklemiş bunu? Ne gelmiş başına? Kenan'a gitmiş. Dilruba beni terk etmedi. Biz birlikte kaçacağız. Bize gemi bileti al demiş. Kenan iyi görmedim deyince düştüm sokakları aradım. Perperişan buldum. Dilruba. Adem. Oğlum. Dilruba nerede? Senin babana yaptığın gibi. Azize oynadığın oyun sakin gibi. Kendine bil. Oyun oynadı bana. Sakin ol. Yat. Boşadı beni baba Dilruba. Sakin ol. Öyle bir şey olmadı. Öyle bir şey olmadı. Sen hayal görüyorsun. Hayal falan görmedim. Baba hisseleri aldı benden. Kandırdı beni. Gideceğim ben. Bırak.
Bir yere gitmiyorsun şu ilaçları. Baba lütfen kandırdı mı? Birlikte yeni bir sayfa açacağız dedi. Kandırdı mı? Yeniden başlayacağız dedi. Yeni bir sayfa açalım dedi baba. Yalan söylüyor. Açarız. Hayal görmedin mi? Adem yapma. Yapma ya. Baba. Boşadı diyorum Adem. Baba beni boşadı. Adem. Adem. Adem sevmeyi bu değil yapma ya. Bak işte. Senin bana var. Boşadı beni diyorum. Aziz yüzünden ben ne yapacağım onsuz Maksude? Sen inan bana. Sen nasıl benim rızam olmadan evlendiysen benimle, ben de senin rızan olmadan boşadım seni. Abla, oğlum ellerimin arasından